Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü dersimiz limitte belirsizlik durumları. Limitten belirsizlikten hangi belirsizliklerimiz var? Önce onlara bakalım. Yani işlemin sonucunu bilemediğimiz durumlar, genelde tanımsız gelme durumları da var. Bunlardan biri 0 bölü 0. Bildiğimiz üzere pay 0 olursa sonuç 0 gelirdi. Payda 0 olursa sonuç tanımsız. Biz onu sonsuz olarak gösteriyorduk. Pay ve pay da aynıysa sadeleşir 1 yapardı. Biz bu 3 durumdan hangisine uymadığını bilmediğimizden dolayı biz buna belirsiz diyoruz. Aynı mantıkla sonsuz bölü sonsuz belirsizliklerimiz de var. Müfredatta duran belirsizlikler bu iki tanesi. Bunun dışında birkaç tane daha belirsizlik vardı. Bunlar kaldırıldı. Onlardan biri sonsuz eksi sonsuz belirsizliği. Bir diğeri 1 üzeri sonsuz belirsizliği, bir diğeri 0 çarpı sonsuz belirsizliği. Bu üç belirsizlik vardı müfredatta. Bunlar da kaldırıldı. Ha, kaldırılmasa bile bunların çözümleri şu şekilde yapılıyordu. Bu daire içerisine aldığım üç belirsizlik türü 0 bölü 0 veya sonsuz bölü sonsuz belirsizliğine dönüştürülerek yapılıyordu. Şimdi arkadaşlar biz burada hangi belirsizlikleri göreceğiz? 0 bölü 0 ve sonsuz bölü sonsuz belirsizliklerini göreceğiz. Bunlar 3 farklı metotla çözülebiliyor. Sonsuz bölü sonsuz için ayrı daha kolay bir yolumuz var. Onu doğrudan anlatacağım. Mesela ilk belirsizliğimiz 0 bölü 0'dan başlayalım. Gençler 0 bölü 0 belirsizliğini çözmek için siz limitte x yerine a'yı yazdığınızda f bölü g fonksiyonunu sonucunda f 0 oluyor, g de 0 oluyorsa cevabı 0 bölü 0 gelir. 0 bölü 0 bir tanımsız ifadedir, belirsiz ifadedir. Bunu nasıl sonuçlandıracağız? 3 taktiğimiz var. 1. Çarpanları ayırarak sadeleştirme. Ne yaparız? İfadenin payını ve paydasını çarpanlarına ayırırız. 0 yapan ifadeler birbirini sadeleştirir. 2. Pay ve paydayı eşlenikle çarpma. Bu pay ve paydayı eşlenikle çarpmayı genelde gençler karekök, küpkök gibi kökler varsa kullanacağız. Ve bir diğeri en önemlilerinden bir yeri türev, L'Hospital kuralı dediğimiz kural. Orijinal okunuşu L'Hôpital, öğrencilerimiz L'Hospital diyor buna. L'Hôpital kuralımızdan bahsedeyim. L'Hôpital kuralı türev almayla alakalı. Siz gençler 0 bölü 0 belirsizliği ya da sonsuz bölü sonsuz belirsizliği geldiğinde çarpanları ayırmayla uğraşmak istemiyorsanız pay f'in türevini alırsın, payda g'nin türevini alırsın, birbirine bölersin. 0 bölü 0 ya da sonsuz bölü sonsuzdan kurtulur. Eğer kurtulmazsa bir türev daha alırsınız. Ta ki nereye kadar? Kurtulana kadar. Türev almadan kısaca bahsedeyim. Bir örnek yazayım mesela. X küp artı 2x kare eksi 3x artı 7 gibi bir fonksiyonun türevini alırken kuvvet başa çarpım atılır, kuvvet biraz azaltılır. Genelde bu fonksiyonların türevini almayla uğraşacağız. 3'ü başa çarpım atıyoruz. Kalem değiştireyim. 3'ü başa çarpım atıyoruz. 3x geliyor. Kuvveti 3'ü bir azaltıp 2 yapıyoruz. 2'yi başa çarpım atıyoruz. 1, 2 çarpanı da altta var. Oluyor bize 4. Kuvveti bir azalttık. X üzeri 1. X'in kuvvetinde gizli var. Başa çarpım attın. Eksi 3. X üzeri 0. X'in gizli sıfırıncı kuvveti var. Başa çarpım attık. Orası 0 oldu. X üzeri 0 yazılmaz. Gizli katsayısı 1. Düzenlenmiş şekli 3x kare artı 4x eksi 3 şeklinde ne yapılmış olur? Türev alınmış olur. Bu da kısaca türevi hatırlamaktı. Örneklerimize başlayalım artık. Çocuklar her soruya 0 bölü 0 ya da sonsuz bölü sonsuzla yaklaşmayacaksınız. Önce x değerini yerine yazıp 0 bölü 0 ya da sonsuz bölü sonsuz olduğunu görmek zorundayız. Mesela burada x yerine 1 yazarsak pay 1'in karesi 1, 1 eksi 1'den 0 yapar. Payda 1 eksi 1'den 0 yapar. Hangi belirsizliğimiz geldi? 0 bölü 0. Çarpanları aymayla gidelim. Daha kolay oluyor bazı sorularda. X kare eksi 1'e 2 kare farkından x eksi 1, x artı 1 bölü x eksi 1 deriz.
Dikkat edin, burada x eksi 1'ler gider, ne kalır? X artı 1. X yerine kaç yazıyorduk? 1. Yazarsak cevabımız 1 artı 1'den 2 gelecek. Diğer örneğimize bakalım gençler. X yerine eksi 3 yaz demiş. X yerine eksi 3 yazarsak pay 0 geldiği görünüyor. Paydanın da ne olduğu geliyor? 0 olduğu geliyor. Şimdi gençler ne yapalım? Biz burada pay ve paydayı eşitleyip ters çevirip çarpıp sadeleşme var mı yok mu ona bakalım. Birinci de paydaları eşitleyip toplarsam x artı 3 bölü 3x. İkinciyi de ters çevirir çarparsak 1 bölü 3 artı x. Görüldüğü üzere 3 artı x'ler giderse ne kalıyor? 1 bölü 3x. X yerine kaç yazıyoruz? Eksi 3. 1 bölü 3 çarpı eksi 3'ten eksi 1 bölü 9 cevabımızda ne yapacak? Burada gelecek. Sıradaki örneğimiz. X yerine 2 yazdık. Pay 0. Payda da 0. 0 bölü 0 belirsizliği. Çarpanları ayırmayı kullanalım. Pay zaten en sade şeklinde. H eksi 2. H küp eksi 8'i 2 küp farkından. H eksi 2 çarpı. H kare artı 2H artı 2'nin karesi 4 şeklinde yazabiliyoruz. 0 yapan ifadeler bakın H eksi 2'ler. H yerine 2 yazdığımızda 0 yapıyor ya. Bunlar gitti. Ne kaldı? 1 bölü H kare artı 2H artı 4. H yerine kaç yazacağız? 2 yazacağız. 1 bölü 4 artı 4 artı 4'ten 1 bölü 12 bizim cevabımız. Devam edelim. P yerine 1 yazacağız. Önce 0 bölü 0 mı geliyor? Görelim. 1 eksi 1'den 0. 1 eksi 1'den 0. 0 bölü 0 belirsizliği. Çarpanları ayırma kullanalım. Kolay çarpanların ayrılıyor çünkü. 2 kare farkı uygularsak P kare eksi 1. P kare artı 1. Alt tarafa 2 küp farkı uyguluyoruz. P eksi 1. P kare artı P artı 1. 2 küp farkından uyguladım. Şu an sadeleşme yok. Dikkat edin. Şurada bir 2 kare farkı daha var. Onu da açalım. Olur size P eksi 1. P artı 1. P kare artı 1. Bölü P eksi 1 P kare artı P artı 1. Dikkat edin. Neler gidiyor buradan? P eksi 1'ler gidiyor. Ne kaldı? Mavi kaleme geri dönelim. P artı 1 P kare artı 1 bölü P kare artı P artı 1. P yerine kaç yazıyorduk? 1 yazıyorduk. Ne yapar? 2 çarpı 2 bölü 3'ten cevap 4 bölü 3 gelir. Sıradaki örneğimiz. Bu sefer x yerine eksi 1'e gitsin demiş. Bir bakalım hangi belirsizlik geliyor. X yerine eksi 1 yazarsak pay 0, payda da 0 değil mi? Şimdi çarpanları ayırma kullanabiliriz. Gençler burada şuna dikkat edelim. Çarpanları ayırmayı tam göremiyoruz değil mi? Şunu söyleyeyim. Bu ifade x artı 1'e banko kesin bölünüyor. Çünkü x yerine eksi 1 yazdığımızda hem pay 0 hem payda 0. Çarpanları ayırmayı hemen fark edemezseniz pratik taktik vereyim. Tam bölündüğü için gelip polinom bölmesi yapabilirsiniz. Hatırlayalım. Bakkal bölmesi dediğimiz bölme. X küp artı x artı 2'yi gelip x artı 1'e de bölersek. X küpte x. X kare defa var. Olur size x küp artı x kare. Çıkarttığımızda x küpler gitti. Eksi x kare artı x artı 2. Eksi x kare de x. Eksi x defa var. Eksi x kare eksi x. Çıkarttık. Bunlar da birbirini götürdü. 2x artı 2. Artı 2 yazarsak şurayı düzeltelim. Artı 2 yazdığımızda
2x artı 2 çıkarttık 0. Bakın tam bölündü. Yani o ifadenin yerine x kare eksi x artı 2 yazıp x yerine eksi 1 yazarak cevabının bunun 4 olduğunu söyleyebiliriz. Ama polinom bölmesi biraz uzun. Bakkal bölmesi dediğimiz bölme. Çarpanları ayırmayı göremiyorsak polinom bölmesine gitmeye gerek yok. Bu yollarımızdan biriydi. Az önce ben size L'Hôpital kuralını anlattım. Belirsizlikten kurtulmanın yönü türev. Dikkat edin, pay ve payda nedir burada? Polinom olduğu için türev alırız. Hangi kural? L'Hôpital kuralı. L'Hôpital diye yazılır. Payın türevini al paya, paydanın türevini al paydaya. Limit ifadesi dursun. Limit x eksi 1'e giderken payın türevi. 3'ü başa çarpım at, kuvveti biraz azalt. Artı x'in türevi artı 1. Sabitin türevi 0 yazmadım. X'in türevi 1. Sabitin türevi 0 yazmadım. X yerine ne yazacağız? Eksi 1 yazacağız. Yazalım. X yerine eksi 1 yazdığımızda 3 çarpı eksi 1'in karesi artı 1 bölü 1'den cevap 4 gelir. Bakın 0 bölü 0'dan L'Hôpital kuralıyla kurtulduk. Sıradaki örnek. Yine L'Hôpital kuralı uygulayabilir. Çarpanları ayırmayı net göremiyoruz. Çünkü x küplerde biraz ayırması zor gelebilir. Uzun uzun limit yazmayacağım. Direkt türevini yazıyorum. Payın türevi 3x kare artı 5. Paydanın türevi 2x. X yerine kaç yazacağız? 1. 3 çarpı 1'in karesi artı 5 bölü 2 çarpı 1'den cevap 8 bölü 2 yani 4. Bir sonraki örneğimiz. Çarpanlar ayırma yapabiliriz ama gerek yok. L'Hôpital kullanırsak biraz daha basit gelebiliyor. X yerine 5 yazdığımızda 0 bölü 0 belirsizliği geldiği aşikar. Payın türevini al. 2x eksi 5. Paydanın türevini al. 2x eksi 4. X yerine de 5 yazarsak 2 çarpı 5 eksi 5 bölü 2 çarpı 5 eksi 4'ten 5 bölü 6 cevabımız. Çarpanlar ayırma olan da size kalsın bu soru için. Sıradaki soru. Yine çarpanlar ayırma gidebiliriz. Türev de gidebiliriz. Türev alması basitse türev almayı da kullanmak mantıklı. T yerine eksi 1 yazarsak pay 0, payda 0 geliyor. Pay 0, payda 0 geliyor. Türevini alalım. 2 başa çarpım atıldı. 2 vardı. 4T artı 3. 1'in türevi 0. Yazmadım. 2'yi başa çarpım attık. 2T eksi 2. 3'ün türevi 0 yazmadık. T yerine kaç yazıyoruz? Eksi 1. Eksi 4 artı 3 bölü eksi 2 eksi 2'den cevap eksi 1 bölü eksi 4 yani 1 bölü 4. Sıradaki örnek A yerine 0 yaz demekmiş. A yerine 0 yazdığımızda 4 eksi 4 0, 3 çarpı 0 0 değil mi? Şimdi çarpanları ayırma kullanabiliriz. Türev de kullanabiliriz ama parantez kare var. Türevi kullanmak için parantez kareyi açmamız lazım. Açalım parantez kareyi. Birincinin karesi çarpımlarının iki katı ikincinin karesi yanında eksi 4 var. Bölü 3a. Eksi 4 artı 4 gider. A kare artı 4a bölü 3a. Türev de alabiliriz. Çarpanları ayırma da alabiliriz. Biz L'Hôpital kullanalım. Türevini aldık. Payın türevini al. 2a artı 4. Paydanın türevi 3. A yerine kaç yazıyoruz? 0. 2 çarpı 0 artı 4 bölü 3. Cevap 4 bölü 3 olacak. Sonraki sorumuz. Y yerine 0, 1 yazdığımızda pay 0, payda 0. Gençler, çarpanlar ayırma kullanabilirsiniz ama 5. dereceden açmaya gerek yok. Türevi boşa vermedik. Payın türevini al. 5y üzeri 4. Paydanın türevini al. 2y. Eksi 1'lerin türevi 0 yazmadık. Burası sadeleşirse ne olur? 5 bölü 2 y küp olur. Y yerine kaç yazıyorduk? 1. Cevap 5 bölü 2. Sıradaki örneğimiz x yerine eksi 1 yaz demiş. Pay 0, payda 0.
Yine türev alalım. 7 başa çarpım. Kuvveti bir azalt. 1'in türevi 0. X'in türevi 1. X yerine kaç yazıyoruz? Eksi 1. 7 çarpı eksi 1'in 6. kuvveti. Cevap 7. B2'ye giderken x yerine 2, şey pardon, B yerine 2 yazdığımızda 0 bölü 0 belirsizliği geldiğini gördük. Burada parantez kareyi açıp türev alabiliriz ya da çarpanlara ayırmaya gidebiliriz. Bence çarpanlara ayırmaya gitmek daha mantıklı. Parantez kareleri açıp türev almayla biraz zaman kaybetmeyelim. Birinci pay B kare eksi 4 2 kare farkından B eksi 2 B artı 2 gelir ve kareleri var. B küp eksi 8 2 küp farkından B eksi 2 B kare artı 2B artı 4 geldi. Kareleri var. Dikkat edin, sıfır yapan B eksi 2'lerdir. Ve onlar birbirini ne yaptı? Götürdü. B yerine kaç yazıyoruz? 2. 2, 2 daha 4. 4'ün karesi 16. 2 yazdığımızda 4, 4, 4, 12. 12'nin karesi 144. 16 ile 144'ü sadeleştirirsek kaç kere var? 9 defa var. Cevabımız 9. 14. örnek. X yerine 3 yazdığımızda 9 eksi 6 eksi 3'ten pay 0. Aynı şekilde payda da 0 geldi. Değil mi? Çarpanları ayırmayı kullanalım. Çapraz çarpımlardan birinciye x'e x deriz. İkinciye eksi 3'e 1 deriz. X eksi 3 x artı 1 çapraz orsayı verir. 5. kuvvetleri var. Alt tarafında 2 kare farkı x kare eksi 9 x kare artı 9. X kare eksi 9'u da bir daha 2 kare farkından ayırırız. X eksi 3 x artı 3 x kare artı 9. Kuvvetlerinde hepsinin 2 var. Dikkat edin, sadeleşen ifadelerimiz var. Birinde x eksi 3'ün karesi, diğerinde x eksi 3'ün 5. kuvveti. Bundan bu gider. Pay kısmında x eksi 3'ün küpü kalır. Yanındaki çarpanımız şurası. Bunu aynen yazdık. Şuna dikkat edin. X yerine 3 yazarsak bu bölge ne olacak? 0. Payda zaten 0 gelmiyor. 0'ın yanında neyi çarparsak çarpalım, sonucumuz 0 gelecek. Sıradaki örnek. Türev almadan çarpanlar ayırma yapabiliriz. Üst tarafa 2 kare farkını uygulayalım. Çünkü işlemimiz 0 bölü 0 belirsizliği geliyor. 2 kare farkı 4 üzeri x eksi 1 ben. 2 üzeri x eksi 1. 2 üzeri x artı 1 yazarım. Bölü 2 üzeri x eksi 1. Dikkat edin, 2 üzeri x eksi 1'ler gitti. 2 üzeri x artı 1 kaldı. X yerine kaç yazıyorduk? 0. 2 üzeri 0 artı 1. 1 artı 1'den cevap 2 geldi. Burada da x yerine 1 yazarsak yine gençler 0 bölü 0 belirsizliği geliyor. Pay 27 3'ün küpü. Küp farkı 9 3'ün karesi. Kare farkını kullanabiliriz. Payı biz 3 üzeri x eksi 3 çarpı 3 üzeri 2x artı 3 çarpı 3 üzeri x artı 3'ün karesi 9. Paydayı da 2 kare farkından 3 üzeri x eksi 3 3 üzeri x artı 3 şeklinde ayırdık. Sadeleşmeler var. 3 üzeri x eksi 3'ler gitti. Kalan ifademizde x yerine 1 yazarsak 3 üzeri 2'den 9. 1 yazdığımızda 3 çarpı 3'ten 9 artı 9 bölü 3 artı 3. Yani 27 bölü 6, 3 ile sadeleştir. 9 bölü 2. Şimdi buraya dikkat. Mutlak değer var ve soldan yaklaşma. Soldan yaklaşmayı hatırlayalım. Küçük değerlerden, 4'ten küçük geliyorsa içerisinin işareti nedir? Eksi, mutlak değeri eksi ile çarparak kurtarırız. X kare eksi 16 bölü eksi parantezinde x eksi 4.
Dikkat edin, x yerine 4 yazdık. 0 bölü 0 belirsizliği. Çarpanlarını ayıracağız gençler. 2 kare farkı var. X eksi 4. X artı 4. Eksi x eksi 4. Sadeleşmelerimiz var. X eksi 4'ler gider. Payda da eksi 1 kalır. X yerine kaç yazıyoruz? 4 yazıyoruz. 4 artı 4. 8 bölü eksi 1'den cevap eksi 8 geliyor. X yerine eksi 2 yazdığımızda 4, 6, 6'yı çıkar, pay 0. Payda da 0. 0 bölü 0 belirsizliği geldi. Şimdi gençler, burada yine içerisinin işaretini belirleyeceğiz. X kare eksi x eksi 6 çarpanları ayırmadan mutlak değer x eksi 3 çarpı mutlak değer x artı 2 bölü x artı 2. Eksi 2'ye sağdan demek eksi 2'den büyük demektir. O zaman içerisi artı olacak. İçerisi eksi olacak. Eksiyle çarptım çıkarttım. X eksi 3 artıyla çarptık çıkarttık. X artı 2 bölü x artı 2. Gençler x artı 2'ler mort. Elimizde kalan eksi x eksi 3. X yerine de eksi 2 yazarsak eksi parantezinde eksi 5. Cevap artı 5. 19. örnek, kök var, kare var. Gençler kare, kare kökün dışına çıkarken mutlak olarak çıkar. Bunu biliyoruz. Mutlak değer x eksi 1 çift dereceli oldu. Alt tarafı da x parantezine alalım. Ne gelsin? 1 eksi x gelsin. 1'e sağdan demek 1'den büyük demek. O zaman içerisi artı. Artı ile çarpıp çıkarttık. X eksi 1 bölü x çarpı 1 eksi x. Burada sadeleşmemiz var. X eksi 1 ile 1 eksi x sadeleşir ama eksiyle. Cevabı 1 bölü eksi x. X yerine de artı 1'imizi yazarsak cevap eksi 1 gelecek. Sıradaki örnek. Yine bakın 0 bölü 0 belirsizliği. Parantez içi. X eksi 2'nin karesi oldu. Mutlak değer dışına, karekök dışına mutlak değer olarak çıkacak. Yani mutlak x eksi 2 bölü alt tarafı da x parantezini alalım. Yine x eksi 2. 2'ye soldan demek 2'den küçük. Bu yüzden içerisi eksidir. Eksiyle çarpıp çıkartırız. Eksi parantezinde x eksi 2. X çarpı x eksi 2. X eksi 2'ler gider. Eksi 1 kalır. Altta da x var. X yerine de 2 yazdığımızda cevabımız eksi 1 bölü 2. Yine x kare eksi 12 x artı 36 x yerine 0 yazdığımızda 0 bölü 0 belirsizliği mi geliyor? Hayır. 0 bölü 0 değil. Bu yüzden direkt x yerine ne yazacağız? 0. Kök içinde 36 bölü eksi 36, 6 bölü eksi 36, eksi 1 bölü 6. Ne dedik? Her soruyu 0 bölü 0 düşünmeyin. Önce bir yerine yazın. 0 bölü 0 geldiğini görün. Şimdi 25'i yazarsak 625 eksi 625'ten pay 0, 5 eksi 5'ten payda da 0. 0 bölü 0 belirsizliği. Şimdi köklü ifade var. Çarpanları ayırarak gidebiliriz. Eşlenik çarpımı da yapabiliriz. Çarpanları ayırma. X parantezini aldım. 25 eksi x kare bölü 5 eksi kök x. 25 eksi x kareyi de tekrar 2 kare farkından ayırırız. 5 eksi kök x. 5 artı kök x. 5 eksi kök x. Bakın 5 eksi kök x'ler gider. X çarpı 5 artı kök x kaldı. X yerine de 25 yazarsak 25 çarpı 5 artı 5 cevabı 250 olur. Bu birinci yol. Bir yolumuz da gençler şu.
Köklü sayılarda genelde çarpanları ayırmayı göremeyebilirsiniz. İki kare farkı oldu mu rahat görünüyor da diğer garip durumlarda görünmeyebiliyor. Bu yüzden üçüncü çözüm yolumuz. Biz iki çözüm yolu verdik. Biri L'Hôpital dedik, bir diğeri çarpanları ayırma. Şimdi sıra geldi eşlenikle çarpma. Kökten kurtulmanın yolu köklü sayılarda biliyoruz. Eşleniğiyle çarparsak sonuçta kökten kurtuluruz. Şimdi burada 5 eksi kök x verilmiş değil mi paydada? Köklü kısım bu. Bu kökten kurtulmak için hem payı hem paydayı gençler 5 eksi kök x'in eşleniğiyle çarpacağız. Hem payda çarpıldı. Pardon, 5 artı kök x eşleniği. 5 artı kök x paydayla da çarpıldı. Sonucu değişmiyor çünkü pay ve payda aynı işlemi uyguluyoruz. Şuraya dikkat edersek gençler, iki kare farkından ne gelir? 25 eksi x gelir. Az önce yaptık. X parantezini alalım. 25 eksi x yanında 5 artı kök x var. Bölü 25 eksi x. Bakın 25 eksi x'ler gitti. X çarpı 5 artı kök x kaldı. 25 yazarsak 25 çarpı 10'dan cevap 250 aynı sonucu veriyor. X eksi 3 kök x artı 2 x eksi kök x. Şimdi bunun eşleniği neydi? X yerine 1 yazarsak pay 0, payda 0 belirsizlik geldi. Değil mi? Eşlenikten de gidebiliriz. Çarpanları ayırmadan da şunu bir çarpanları ayırmayı göstereyim. Bakın şöyle pratik çarpanlar ayırma yapabilirsiniz. Kök x diyebilirsiniz buraya. Eksi 2, eksi 1 diyebilirsiniz. Çapraz ortayı veriyor. Yatayda kök x eksi 2, kök x eksi 1 bölü kök x parantezini aldık. Kök x eksi 1. Bakın neler gidiyor. Kök x eksi 1'ler gitti. Kalan kök x eksi 2 bölü kök x. X yerine de 1 yazarsak 1 eksi 2 bölü 1'den cevap eksi 1 gelir. Bunu da eşlenik çarpımı ile yapalım. Nasıl yapalım? Köklü kısım nere? X yerine 2 yazdığımızda payın 0, paydanın 0 olduğunu biliyoruz. Köklü kısım pay. Gençler. Payın eşleniğiyle çarpıp böleceğiz. Önce bir ifadeyi aynen yazayım. Kök içinde x artı 2 eksi 2 uzun bölü x eksi 2. Eşleniğimizde çarpıp bölelim. Kök içinde x artı 2 artı 2 ile çarptım. Aynı şekilde kök içinde x artı 2 artı 2 ile çarptık. Pay iki kare farkından kökler ortadan kalkar. X artı 2, 2'nin karesi de 4. Payda x eksi 2 çarpı kök içinde x artı 2 artı 2. Pay kısmı x eksi 2. Payda kısmı x eksi 2 çarpı kök içinde x artı 2 artı 2. Bakın şu ifadeler gitti. Neler onlar? X eksi 2'ler. Kalan 1 bölü kök x artı 2 artı 2. X yerine kaç yazıyorduk? 2 yazıyorduk. Cevabımız 1 bölü. 4 dışarıya 2 diye çıkar. Bir 2 de yanında var. 1 bölü 4 cevabımız gelir. Aynı mantık arkadaşlar. 4x artı 25 kök içinde yanında eksi 5 var. Artı 5 ile çarpıp böleceğiz. Üst tarafı x parantezine alalım. 1 eksi x. Alt tarafın eşleniğiyle çarptık. 4x artı 25 eksi 5 bölü kök içinde 4x artı 25 eksi 5 çarpı kök içinde 4x artı 25 eksi 5. Paydaya dikkat. İki kare farkından 4
üst tarafa aynen yazayım. Payı. X 1 eksi x kök 4x artı 25. Şunlar artı olacaktı. Yanlış yazmışım, düzeltiyorum. Artı 5 bölü 2 kare farkından 4x artı 25 eksi 25. 25'ler gider. Paydada kalan 4x'in x'iyle üstteki x de gider. Ne kalır? 1 eksi x çarpı kök içinde 4x artı 25 artı 5 bölü 4. X yerine kaç yazıyoruz? 0. X yerine 0 yazdık. 1, 5, 5 daha 10. 10 bölü 4. Yani 5 bölü 2. Evet, soru tarzı biraz değişti. Şimdi şuna bir bakın. X yerine 2 yazdığımızda ne geliyor? F2 eksi 5 bölü 2 eksi 2'den 0 geliyor, değil mi? Sonucu 6 gibi bir sayı eşit. Payda 0 olursa sonuç tanımsız olur. Şimdiye kadar dikkat ettiniz mi? Hep 0 bölü 0 belirsizliğin sonuçlarını birer sayı bulduk. O zaman burası ne olmak zorunda? 0 olmak zorunda. Buradan biz F2'nin değerini ne getirebiliyoruz? 5. Bizden ne istiyor? Limit x 2'ye giderken fx. Yani x yerine 2 yaz demek. Cevabı 5. Sıradaki örnek. Buna benzer. X yerine 1 yazdığımızda f1 eksi 3 bölü 0 4'e eşit. Bu yüzden pay 0 olmak zorunda. F1 değerimiz kaçmış? 3'müş. Diğerinde x yerine 1 yazarsak ne gelir? 2 çarpı 1. 2, 1 çıkardık 1. Yani f1 bölü 2 f1 eksi 1. F1 3'tü. 2 çarpı 3 eksi 1'den 3 bölü 5 cevabımız gelir. X kare eksi pek net görünmüyor ama ben okuyayım yine de. X kare eksi ax artı 3 bölü x artı 1 b. Limitte de x eksi 1'e gitmiş. Gençler, x yerine eksi 1 yazdığımızda payda ne oluyor? 0. Sonucun bir reel sayı gelebilmesi için b gibi payın da ne olması lazım? 0 olması lazım. Yani x yerine eksi 1 yazdığımızda eksi 1'in karesi eksi a çarpı eksi 1 artı 3 0'a eşit. Buradan a artı 4 sıfırsa a'nın değeri ne gelir? Eksi 4. Yani x kare artı 4x artı 3'e döner olay, bölü payda da x artı 1. Çarpanlarını ayırırsak payı, bura x, x diye ayrılır, burası 3'e 1, çapraz ortayı veriyor. Yani x artı 3 çarpı x artı 1 bölü x artı 1. X artı 1'ler gitti. X artı 3 kaldı. X yerine kaç yazıyorduk? Eksi 1. Eksi 1 artı 3 cevabını ne getirdi? 2. Bu da B. B 2, A 4. Toplamları istenmiş. Eksi 4. Toplamları istenmiş. Cevabımız eksi 2. Sıradaki örnek. Son örneğimiz olsun. Aynı mantık. X yerine eksi 2 yazınca payda 0. Sonucun gelebilmesi için pay 0 olacak. X yerine eksi 2 yazdık. Kök içinde eksi 2 artı 3 eksi a 0'a eşit. E buradan 1 eksi a 0 ise a değeri nedir? 1. Bunu bulduk. A yerine 1 yazalım. Ne oluyor? Kök x artı 3 eksi 1 bölü x artı 2. Şimdi bu 0 bölü 0 belirsizliği oldu ya. Ne yapardık? Kök sayı varsa eşleniyle genişletirdik. Hem payı hem paydayı kök x artı 3 artı 1 ile genişletiyoruz. Pay 2 kare farkından ne gelir? X artı 3 eksi 1. Payda x artı 2 çarpı kök x artı 3 artı 1. Sadeleşmelerimiz var. X artı 2'ler gitti. 1 bölü kök x artı 3 artı 1. X yerine de eksi 2 yazarsak 1 bölü 2 gelir. O da B.
Bizden arkadaşlar neyi istiyorlar? A çarpı B'yi, yani 1 çarpı 1 bölü 2, cevap 1 bölü 2 oluyor. Evet arkadaşlar, belirsizlik örneklerimiz bu kadar şimdilik. Bir sonraki videomda belirsizlik örneği çözmeye devam edeceğim ve limiti bitireceğiz. Süreklilik için diğer videoya beklemeye geçeceğiz. İyi günler dilerim. Dinlediğiniz için teşekkürler.